Evet, tabii iş hayatı sürekli yoğun geçiyor, seyahatler. Bunun dışında kalan işte akşamlar ve hafta sonlarını nasıl değerlendiriyoruz? Tabii o da önemli bir konu. Ben biraz pek yerinde durmayan bir insanım. Sürekli bir faaliyet içinde olmayı seviyorum. O yüzden hafta sonlarında da işte çocuklarla ve aileyle birlikte yapılabilecek bu bir yine gezi olabiliyor. Bazen işte geçen hafta sonu Vietnam'daydık örneğin. Oraya gidip oranın tarihini, kültürünü anlamak, gezmek, görmek ve bunu ailece yapmak. Çünkü ben tek başıma çok seyahat ediyorum ama birlikte ne yapabiliriz? Onun dışında sanat benim çok ilgimi çeken bir konu. Olabildiğince birlikte konserlere gitmek, resim sergilerine gitmek, dans gösterilerine gitmek. Çünkü benim geçmişimde yaklaşık 12 sene halk oyunları var okul yıllarında. Ve dans her zaman çok ilgimi çekiyor. Değişik dans grupları geldikçe Hong Kong'a onları izlemeye gidiyoruz. Konserleri izlemeye gidiyoruz. İşte resim sergilerine en son Picasso'nun bir sergisi vardı, ona gittik. Tabii bu çocuklar için her zaman çok heyecanlı ve böyle istekle gidilen bir yer olmasa da umuyorum ki ileride bunun faydasını görecekler. Bazı şovları seviyorlar, bazılarını da sıkılıyorlar ama birlikte bunu yapıyor olmak önemli diye düşünüyorum. Bunun dışında fotoğraf çekmeyi ve fotoğraflarla yaşanan tecrübeyi bir defter içinde, bir hikaye içinde yorumlamayı seviyorum. Yani boş vakitlerimde o beni çok dinlendiren bir şey. Dolayısıyla işte fotoğraf, ne yaptık, neredeydik, niye gittik, ne öğrendik vesaire. Onları işte scrapbook diyebileceğimiz öyle bir hobim var. O beni dinlendiriyor gerçekten. Zaman zaman çocuklar da katılıyor buna. Büyük oğlum şu anda biraz fotoğrafçılıkla ilgili çalışıyor. Ondan keyif alıyor. Küçük daha resime meraklı. O da resim yapmayı çok seviyor. Dolayısıyla hafta sonları bazen bir sanat atölyesine gidiyoruz. Bir tanesi fotoğraf, diğeri resimle uğraşıyor. Onun dışında da özellikle tabii pazar günleri en yoğun aile günü diyebileceğimiz gün. Eğer beni tabii mutfakta görecekseniz bir tek pazar günü görebilirsiniz diyebilirim. Çünkü diğer günler çoğu zaman işle ve yoğun geçiyor ama pazar günleri ailece mutfağa girip bir şeyler yapmayı ve yine meşhur spagetti yemeği seviyoruz pazar akşamları. Sonuçta aileyle geçirilen her dakika bence çok çok önemli. Bu yani yemek yapmak olsun, birlikte yemek yemek olsun, fotoğraf çekmek olsun, resim olsun veya bir sergi, konser, gezi veya sadece oturup bir kitap okumak olsun. Ama yani mühim olan o dakikaların yoğunluğu, belli konuların tartışılabilmesi, konuşulabilmesi bence çok çok önemli. Zaten İşte bütün denge de o, yani o dakikaları ne kadar çok arttırabiliriz. Aslında en önemlisi o diye düşünüyorum. Ben tabii çok seyahat ettiğim için kalan her dakikayı da mümkün olduğunca aile ortamında geçirmeyi özlüyorum, arzu ediyorum. Bütün bu zorluğu yaşayan kadınlara da başarılar diliyorum. Kolay bir iş değil, kolay bir denge değil.